Herkese selamlar arkadaşlar. Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir yazılı videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda 5. sınıflar 2. dönem 1. Türkçe hazırlık sınavı yapacağız arkadaşlar. Sınavımız 100 puan üzerinden puanlandırılmış olup e, sınav sonunda umarım hepiniz 100 puan alırsınız. Ayrıca bu sayfada e, bu sınavda kullanmış olduğumuz PDF'i aşağıdaki açıklamadaki linkten de indirip siz de bizimle birlikte çözebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bizi Instagram Yardımcı Öğretmen kanalından da takip ederseniz çok seviniriz. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi metne dayalı 3 tane sorumuz var. Önce onlarla başlıyoruz. Uzun zaman önce bir ülkenin çok zalim bir kralı varmış. Halkı bu kralın zulmünden o kadar çok bıkmış ki artık dua etmeye başlamışlar. Bir hafta sonra bir mucize yaşanmış ve kral hasta olmuş. Halk duaları kabul oldu diye sevinçten adeta bayram havası yaşamış. Kimse kralı iyileştirmek için bir şey yapmıyormuş. Bu duruma kralın kızı çok üzülüyormuş. Kız ferman göndererek ülkedeki herkesi saraya toplamış ve Onlardan babasının adına af dilemiş ve kendisinin çok çalışarak hatalarını affettireceğini anlatmış bir bir. Halk bu duruma çok sevinmiş ve büyük bir alkış kopmuş. Kısa zamanda babasını tedavi edecek bir şifacı da gelerek kralın tedavisini üstlenmiş. Kral kısa sürede iyileşmiş ve kızına söz verdiği gibi halkına bir daha zulüm etmemiş. Şimdi arkadaşlar Halkın büyük bir sevinç yaşamasının sebebi nedir demiş birinci soruda. Halk neden büyük bir e, sevinç yaşamış? Kendilerine zulmeden kralları hasta olmuş ve bundan dolayı sevinç yaşamışlar değil mi? O zaman neden sevinç yaşamışlar? Kral, kral hastalandığı için. Hastalandığı için. Peki arkadaşlar bu kalemimiz biraz kalın yazdı kalem değiştirelim. Ee, peki e, Kralın Kızı halka konuşabilmek için ne yapmıştır? Ne yapmış arkadaşlar? Tabii ki e, ferman göndererek halkı saraya toplamış değil mi? Evet ferman göndererek göndererek halkı saraya toplamış. Ee, bu metin hangi edebi türden alınmıştır? O masaldan alınmıştır diyoruz arkadaşlar. Masaldan. Evet. Türüne masal diyoruz arkadaşlar. Gelsin diğer sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yeni bir sözcük türeten ek yani yapım eki? almıştır. Ek alanların karşısına artı, ek almayanların karşısına eksi koyunuz demiş arkadaşlar. Şimdi tatlılar. Şimdi normalde bu kelimenin kökü tattır arkadaşlar. Tat e, aldığımız, dilimizde aldığımız lezzettir. Tatlıysa e, şekerli olan yiyeceklerdir. Anlamı değişmiş. O zaman burada var arkadaşlar. Çiçek Biliyorsunuz ki bir bitki. Çiçekçi ise onu satan. O zaman burada da var. Anlam değişmiş. Ağaç. Biliyorsunuz bir bitki. Ağaçlıksa ağaçlık alan diyoruz ya. Ağaçların olduğu yer anlamına gelir. Evet burada da anlam değişmiş. Araba. Arabaya. Burada herhangi bir şekilde anlam değişmemiş arkadaşlar. O zaman burada yapım eki yok. Çekim eki var. Çünkü ismin e halini almış. Evim. Ev kökü. Evim benim evim. Yani anlam değişmemiş. O zaman burada da yine bir yapım eki yok arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki deyimlerle verilen anlamları eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Beşinci sorumuzda. Şimdi bakalım. Birincisine bakalım. Etekleri zil çalmak. Etekleri zil çalmak arkadaşlar ne olur buradan? Sevinmek olur. Birincisini yaptık. Göze girmek. Göze girmek arkadaşlar ne olur? Yardım etmek, çok konuşmak, senin önem kazanmak olur arkadaşlar. Küplere binmek biliyorsunuz sinirlenmek arkadaşlar bu direkt zaten belli. Elinden tutmak yani benim elimden tutun demek burada ne olur arkadaşlar? Elimden tutun da ben de meşhur olayım diyor mesela bazen değil mi? Ünlü olmak isteyenler. Ne demek oluyor? Yardım edin anlamında. O zaman bu da ne olacak? 4. Çenesi düşmek bu da çok konuşmak anlamına gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu da cevaplarımız bu şekilde olmalıydı. Gelsin 6. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına ö, nesnel olanların başına n yazınız demiş arkadaşlar. Bakalım. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Bu herkese göre geçerli bir bilgidir. ispatlanabilir. O zaman bu nesnel bir ifade olur arkadaşlar. Her 10 Kasım sabahı içimi bir hüzün kaplar. Bu öznel bir ifadedir arkadaşlar. Çünkü bazı insanları kaplamayabilir. Öğretmenimiz İstiklal Marşı'nı çok güzel okur. Bu da kişiye göre değişir. Belki bir başkası e, onun okumasını beğenmeyecek. E, i̇stiklal Marşı'mız Mehmet Akfersoy tarafından yazılmış. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? Nesnel, doğru bir bilgi. Ve ispatlanabilir. Atatürk 1881 yılında dünyaya geldi. Bu da yine ispatlanabilir nesnel bir bilgidir arkadaşlar. Aşağıdaki altı çizili sözcükleri mecaz, terim ve gerçek anlam yönünden inceleyiniz. Kelimelerin anlam özelliklerini gerçek, mecaz veya terim olarak yazınız demiş arkadaşlar. Bakalım. Öğretmenim bana çok sıcak davranıyor. Sıcak derken buradaki sıcaklık. Yani iyi davranıyor, güzel davranıyor. O zaman burada nedir arkadaşlar sıcak? Mecaz anlamında. Sıcak, soğuk anlamındaki değil. Hücre canlıların en küçük yapı taşıdır derken, hücre biliyorsunuz ki fenle ilgili bir terimdir arkadaşlar. Terim anlamı olacak o zaman. Genç ilk gün tahtaya 37 çivi çakmış. Bu da yine nedir arkadaşlar? Ee, gerçek bir anlamdır. Gerçek. Tahta, bildiğimiz tahta. Müzik dersinde notaları öğrendik derken, yine notada müzikle ilgili bir terim olur arkadaşlar. Ablam ince düşünceli bir insandır derken buradaki incelik kalınlıkla alakalı bir şey değil. Bu da yine nedir? Mecaz anlamdır burada. Hani kibar düşünüyor, nazik düşünüyor anlamında diyebiliriz arkadaşlar. Geldik diğerine. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını yanlarına yazınız demiş. Hatırlayalım. Şimdi bakalım. Ee, Ayşe'nin gözlüğü kırılmış derken bu sözcüğün aslında aslında şu yumuşak g değil, gözlük şeklindedir. Ama ne olmuş bu? Gelen ü harfi ile birlikte gözlüğü olmuş. Gözlükü olmamış. Ne diyoruz o zaman buna arkadaşlar? Yumuşama diyoruz. Yumuşama. P, C, söz, e seslerinin B, -c -d dönüşmesi anlamındadır. Bu kelimenin anlamı sözlük te derken fıstıkçı şahap dediğimiz F, S, T, K, Ç, Ş, H, P harflerinden birisi geldiğinde bundan sonra yine bunlardan birisi geliyorsa buna ünsüz benzeşmesi veya sertleşmesi diyoruz. Bak burada sözlük. Sözcüğün son harfi K ile bitmiş. Sonra da T gelmiş. O zaman burada ne var arkadaşım? Benzeşme var. Benzeşme var. Evet. Sırrını kimseye söyleme. Normalde burada bu sözcüğün kökünde sır var arkadaşlar. Ama ikinci bir ı geldiği için buraya ı sözcüğü geldiği için sırrını, sırrını olmamış da sırrın olmuş. Ne olmuş burada bir ünsüz türemesi var arkadaşlar. Türeme var burada da. Türeme. Türemeyi kullandık. Yumuşamayı kullandık. Benzeşmeyi kullandık. Ayakkabısının burnu çok eskimiş derken normalde bu sözcüğün kökü nedir arkadaşlar? burundur ama buradaki u düşmüş. O zaman buna da ne diyoruz arkadaşlar? HC, HC düşmesi. Ece düşmesi. Bir yerinde ise ordular e, savaş alanına ilerliyor derken normalde bunun kökü ilerlemektir arkadaşlar ama buradaki e iye dönüşmüş. E, bu da yine daralma olmuş arkadaşlar burada ünlü daralması olmuş. Evet, aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur demiş arkadaşlar. Geç uyuduğum için sabah ilk derse yetişemedim. Neden yetişemedim? Geç uyuduğum için. Var. Kapalı yer korkusu olduğundan asansöre bilmiyordu. Neden binmiyordu? Kapalı yer korkusu olduğu için. Paramız yetmediği için beğendiğim kıyafeti alamadık. Neden kıyafeti alamadık? Paramız yetmediği için. Burada da neden sonuç ilişkisi var arkadaşlar. Daha fazla soru çözmek için kırtasiyeden soru bankası alacağım. Kırtasiyeden soru bankası alacağım. E, bizim sonucumuz. Sonuç olarak alacağım ama peki neden alacağım? Daha fazla soru çözmek için. Peki daha fazla soru çözüp çözmediğim belli mi? Belli değil. O zaman burada ne var arkadaşlar? Neden sonuç değil. Amaç sonuç var arkadaşlar. Burada bir amaç sonuç söz konusu. Çocuk çok sevdi ağacı, verirdi ona her kış çiçekleri olaydı. Ağaç çok sevdi çocuğu, öperdi altın saçlarından dudakları olaydı. Bu şiirde kullanılan söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada e, çocuğun saçları neye benzetmiş bir kere? Altına benzetmiş. Diyor ki e, altından saçları, altın saçlarından e, öperdi diyor. Burada saçları altına benzetmiş. Demek ki sarı renkli. Bir de burada ne var? Ağaç çok sevdi çocuğu diyor. Şimdi burada ne var? Öpmek, işte çok sevmek bunlar. insana özgü o zaman kişileştirme ve benzetme olmalıydı arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi kendiniz çalışarak kazanmadıkça başkaları tarafından gelen küçük yardımlar ile hayatınızı devam ettiremeyeceğiniz anlamında kullanılan bir atasözüdür. Taşıma suyla değirmen dönmez lafla peynir gemisi yürümez damlaya damlaya göl olur alt atın ölümü arpadan olsun. Şimdi arkadaşlar burada 11. soruda taşımasıyla değirmen dönmez ifadesi yani sürekli sana birileri yardım ederek bir yere gelemezsin. bununla hayatını devam ettiremezsin anlamında diyebiliriz arkadaşlar. Burada en uygun sözümüz taşımasıyla değirmen dönmez olacaktı. Herkesin yardımı bir yere kadar olabiliyor yani. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur demiş arkadaşlar Kış bu sene daha şiddetli geçti var arkadaşlar geçmişte karşılaştırmış Abi'nin benden uzundur burada da var abi ile kendini karşılaştırmış ekmek almak için evden çıktı burada bir amaç sonuç var arkadaşlar sınıfın en çalışkanı nazdır burada da sınıf nazlı sınıf karşılaştırmış o zaman cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar Evet. Boğaç o kadar güçlüydü ki taşı sıksa suyunu çıkartırdı. Cümlesinde hangi söz sanatı vardır diyor. Hiç benzetme yok. Kişileştirme de yok. Bir şey kişileştirilmemiş. Konuşturma da yok. Ama abartma var. Taşı sıkınca suyunu çıkartması abartma olmuş arkadaşlar. Bu da bu şekilde olmalıydı. Gelsin diğer sorularımız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Ahmet'in sınav sonucu açıklandı burada doğru arkadaşlar çünkü oradaki ek bir çekim ekidir ve bu kesme işaretiyle ayrılır. Mersinli olduğunu hep söylüyordu derken Mersinli arkadaşlar burada Mersin ilin, yani Mersin'de doğup büyümüş insan anlamına geliyor. Mersinli ilgisi var ama Mersin bir şehir çünkü Mersinli ise orada yaşayan anlamı değiştiriyor. Yapım ek arkadaşlar buradaki yapım ekleri kesme şartıyla ayrılmaz. Kitabın ikinci baskısı yapıldı. Burada da yok. Van'da uzun yıllar çalıştım. Burada da herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin kökü yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. Yazıcının kökü yazı demiş arkadaşlar. Ama yazıcının kökü ne olmalıydı? Yazmak olmalıydı. Bakalım. Saatçi, saat. Avcı, av. Gözlükçü, göz. O zaman burada gördüğünüz gibi yazıcının kökü yazmaktan gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.